arkadaşlar, tebrikler. Üniversitemiz için yapılmış bir projeyle ATAK, yani Atılım Araştırma Günü'ne katıldınız. Bayağı emek verilmiş bir proje gibi görünüyor. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Beyza Yiğit Aslan, makine mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Volkan Or, ben de makine mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Uğur Alparslan Sevim, makine mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Göktürk Candan, makine mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. O zaman Beyza, senden alalım grubun tek kadın üyesi olarak. Bu projeyi neden seçtiniz, neden düşündünüz? Şöyle, bazı araştırmalarımız sonucunda Atılım Üniversitesi'nde bu şekilde bir presin eksikliğini keşfettik. Bunun doğrultusunda teknisyenlerimizle konuştuk. Tamamen onların isteğine bağlı olarak kendi dizaynımız, kendi üretim yöntemlerimizle bunun üretiminin dizaynını yapmış bulunduk. Peki pres dediğimiz şey birçok yerde bulunabiliyor. Evet. Maliyet açısından, teknik anlamda nasıl bir fark yarattınız siz bu projeyle? Şöyle, piyasada da buna benzer pres çeşitleri zaten bulunmakta. Biz bunu kullanım alanının genişliği için C şeklinde seçtik. Aynı zamanda bu proje TÜBİTAK ve ARGE'de destekli. Bütçemiz tamamen onlardan geliyor. Gücünü vesaire zaten tamamen isteğe bağlı olarak değiştirebiliyoruz. Teknisyenler nasıl isterse o şekilde kullanabiliyorlar. Yani bu form ilk defa sizin tarafınızdan mı önerildi? Bu C şeklinde yapılan şey. Piyasada bu şekilde bulunmakta ama Atılım Üniversitesi'nde ilk kez biz yapıyoruz bunu. Biz fakat piyasanın aksine normal C şeklini malzemeyi kuvvetlendirerek C şeklini açtık. C şeklini açmamızın sebebi de buraya da normal preslerin kullanım alanı kısıtlı. Fakat bizim presimizin kullanım alanı onlara göre çok daha aktif, çok uzun malzemeler kullanabiliyoruz ya da çok kısa malzemeleri çok kısa aralıklarla bükebiliyoruz. Bizim presimizin aslında asıl ön plana çıkan kısmı, diğerlerinden ayıran kısmı bu nokta oluyor. Yani piyasada var olan preslerden farklı olan tarafı senin anlattığın şekilde konuştuğunu diyebiliriz. Daha çok farklı malzemeye hitap eden yapısı diyebiliriz. Peki ne kadar süreyle bu proje üzerinde çalıştınız? Ekim'den beri uğraşıyoruz biz bununla. Dizayn, tasarımı ve üretimi şu anda bitmiş durumda her şeyi. Yakın bir zamanda kullanılacak mı? Kullanılmaya başlandı mı? Kullanılmaya başlandı. O zaman ellerinize sağlık diyoruz. Daha başka başarılarınızı da duymak üzere diyelim arkadaşlar. Teşekkürler.